ilçe, köy köy gezip lezzetin haritasını çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün sularının gürül gürül aktığı, yeşil ile mavinin harman olduğu Karadeniz'in güzel şehri Artvin'deyiz. Hadi gelin Artvin'in güzelliklerini birlikte tanıyalım. Yanımda Gülsüm ablacığım var. Bize cadı dolması yapacak. Çok farklı bir dolma. Şaşır yemez mi? Şaşır yemez mi diyeyim. Kızartmaya başlayalım. Çok güzel bir yere geldim. Burası Hopa Kemalpaşa Balıkçı Barınakları. Önce balığa sonra lezzete. Evet, ağımızı çekiyoruz şu anda. Mis gibi kokular sardı Hopa sahili. Kızlar beğenmez öyle. Her şeyi beğenmezler. Ha annem. Karşıda mısır tarlada parla, sevdiğim parla. Artvin'de mis gibi bir yere geldim. Burası balık tesisiymiş. Merkeze bağlı Varlık Köyü. Hanımlar çok güzel hazırlıklar yapmışlar ama burada alabalık havuzları görüyorum. Acaba alabalık var mı içinde? Tutabilecek miyiz? Önce balığa sonra lezzete. Kolay gelsin. Havuza düşermişim. Alabalık tesisindeyim. Kardeşim ismin nedir? Cesur. Cesur kardeşim, burada kaç tane havuz var? Burada 16 tane havuzumuz var. Kaç balık var ortalama? Şu anda 2000 civarında. 2000 tane alabalık var. Hepsinin sıcaklık derecesi aynı. Evet, dağlardan geliyor zaten. Hepsinin aynı sıcaklığı. Güzel. Ebatlarına göre, büyüklük küçüklüklerine göre de balıklar var, evet, değil mi? Evet. Şimdi şuraya atayım mı ben biraz yem? Çıksın mı yüzüne? Dur, heyecan yaptım. Hep hiç görünmüyorlar bunlar. Çıkın bakayım. Bunu ne yapıyorsunuz, ızgara mı? Izgara, tava, her türlü olur yani. Ay canım abim benim. O zaman sen, ben hanımların yanına gideceğim. Bana şöyle güzel ızgarada alabalık yapar mısın? Tabii ki. Sonra da sofrada hem hanımların yaptığı yemeklerin hem de alabalığın tadına bakayım. Tabii ki. Kolay gelsin sana. Sağ olun. Yanımda Gülsüm ablacığım var. Bize cadı dolması yapacak. Çok farklı bir dolma. Belki daha önce hiç görmediğiniz bir lezzet. Nasıl olduğunu öğreneceğim. Sonra Emine ablam gelecek. Bize Macara salatası yapacak. Çok ilginç. İsimleriniz de çok farklı. Sonra Hatice ablam gelecek. Bize çaşır kızartması yapacak. Bir de erişteli pilav yapacak. Farklı farklı lezzetler. Artvin'e özgü yöresel lezzetler ama önce cadı dolmasıyla başlıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Neden dolmaya cadı dolması demişler biliyor musunuz? Artvin'in yöresel bir yemeği. Anneden gelen isimler. Evet, atadan, evet, deneden gelen öyle. Bir isim. Bol yeşillik görüyorum. Evet, aynen öyle. Neler kullanıyoruz? Taze soğanımız var, nanemiz var. Mısır unumuz, maydanozumuz, dereotumuz, kinzimiz, yaprağımız, tereyağımız, kavurmamız. Salça. Salça, tuz, kırmızı biber, karabiber. Lezzetlendireceğiz. Lezzetlendireceğiz. Bol sebze, bol yeşillik, mısır unu, tereyağı, salça, muhteşem bir dolma yapacağız. İlk önce iç harcını hazırlayalım mı? Evet, hazırlayalım. Hemen başlayalım. Öncelikle yeşilliklerimizi güzelce doğrayalım. Evet, aynen. Taze soğanımızı, kinzimizi, nanemizi, maydanozumuzu, hepsini ufak ufak doğruyoruz. Bir yemek kaşığı kadar dolu dolu tereyağımızı mısır ununun içerisine ilave ettik. Sıra geldi kavurmaya. Onu böyle kuşbaşı kuşbaşı doğruyoruz şu anda. Harcımızın içerisine katacağız, değil mi? Aynen. Salçamız, pul biber, karabiber ve tuz da harca güzelce ilave ediliyor. Sonra da güzelce karıştırılıyor. Aynen. Aynen. Kaynar suyla bunu harmanlıyorum.
Bir kasede doğradığımız yeşillikler var. Diğer kasede mısır unumuz, tereyağımız, salçamız, baharatımız ve tereyağımız var. Sıcak suyla birlikte güzelce karıştırılıyor. Sonra her ikisi de mi karıştırılacak? Evet, aynen. Ondan evet. Sonra da sarma yapacağım. Harika. Karıştırma işlemimiz bitsin. Sonra yeşilliklerle mısır unlu harcımızı güzelce karıştıralım. Mısır unlu harcımızın içerisine sıvı yağ da ilave ettik. Sıcak suyla da mısır unu et güzelce karışmıştı. Şimdi yeşilliklerle de güzelce harmanladık ve tek tek saracağız. Çiğden. Çok ince ince mi olacak? Yok. Ince kalın ince. Kalın. Kalın kalın. Dolma dolma. Bohça şeklinde. Bohça şeklinde. Buyurun. Siz bana bir tane gösterirseniz ben de yardım etmek istiyorum. Ay kolay dolma. Evet, aynen öyle. Tenceremizi bohça şeklindeki dolmalarımızla güzelce dolduralım. Şöyle tenceremize yerleştirdik. Yerleştirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Azıcık tuz ilave edeceğim. Çok da pratik. Hem büyük büyük sarıyorsunuz, tencere hemen doluyor. Çalışan hanımlar için değil mi? İdeal, evet. İdeal. Suyu ne kadar koyacağız? Onu görmem şöyle gerekiyor. Şöyle biraz. Görünecek. Evet, görünecek. Göründü. Tamam, yeterli. Yağ? Yağ ilave edeceğim biraz. Hem lezzetli olur hem parlak olur. Sonra bunu önce bir kaynatacağız. Sonra kısık ateşte güzelce pişireceğiz. Doğru mudur? Aynen öyle. Tereyağımızdan da ilave edelim. Lezzetine lezzet katalım. Cadı dolmamız tamamdır. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Canım benim. Çok özel bir lezzet. Gülsüm Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi Emine Hanım'ı çağırıyorum. Bize macara salatası yapacak. Macara nedir? Salatası nasıl olur? Birlikte görelim. Sizleri Emine ablacığımla tanıştırayım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz artinimize. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, biz de iyiyiz. Macera salatası yapacağız. Evet. Macera nedir? Macera pancardan yapılan salata. Artvin'e yöresi. Gürcü lezzeti değil mi? Evet. Pancarımız var, kırmızı pancarımız. Evet. Ne yaptık, bunu nasıl hazırladık? Onu törpüledik piştikten sonra. Törpüledin, rendeledin evet, yani. Evet, rendeledik. Canımsın. Pancarı haşladık. Evet, haşladık. Sonra törpüledik. Evet. Başka bir şey var mı içinde? Yok, sadece. Sadece şey o. Evet. Cevizimiz var. Cevizimiz. Tuz, sıvı yağ, sirke. Sirke. Sirkemiz var. Bir de kinzimiz var. Kinze. Ne mübarek lezzet değil mi? Evet. Az önce dolmamızda da vardı çünkü. Macara salatasında da kullanıyoruz. O zaman yapmaya devam edelim mi? Yapalım. Buyurun lütfen. Kinzileri galiba ince ince doğrayacağız. Doğrayacağım. Kinzi işi tamamdır. Şimdi onu kasemize alalım. Aldım. Sarımsağımızı ufak. Evet. Sarımsak da tamamdır. Şimdi tuz sepeceğiz. Şimdi cevizi ekleyelim. Yeter azıcık. Bir küçük de sirkeden. Ne sirkesi? Üzüm sirkesi. Üzüm ay ne güzel koktu. Azıcık da alayım. Evet, tamam. Güzel olur, bol sirkeli. Oh, biraz daha yağ gezdirelim, karıştırayım ondan sonra. Evet. Macera salatası tamamdır değil mi? Evet, tamam. Ne kadar pratik. Pratik, evet. Hem leziz hem... İştah açıcı. Evet. Emine ablacığım çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ben... Macera salatası gerçekten muhteşem oldu. İştah açıcı bir lezzet yaptık. Şimdi Hatice Hanım gelecek, bize iki tane farklı özel lezzet yapacak. Peki nasıl yapacak, onu görelim. Senin gibi olmadı. Hatice ablacığım çok tatlı, çok güler yüzlü. Merhaba. Merhaba efendim.
efendi, nasılsınız? İyiyim. Efendiler çalsın kapına. Ezgi'cim de bana. Ezgi'cim diyelim. Ha, iyisin. İyiyiz. Hoş geldiniz Artvin'e. Hoş bulduk. Çok güzel yerde yaşıyorsunuz. Evet, yeşil cennette yaşıyoruz. Kıskansınlar herkes. Değil mi? Saklı cennet. Saklı cennet vallahi her yerde evet. Şırıl şırıl sular akıyor. Mis gibi havası var. Evet. Çok da güzel lezzetleri var. Harika lezzetleri var. Ben de anneannemin tariflerini yapacağım bugün. Harikası. Evet. Özel bir yemek midir? Bu bizim şimdi yakında Ramazan iftar sahurlarımızı açacağız. Sahur yemeği bunlar. Sahurda yapılan anneannemin yaptığı çok lezzetli, çok pratik. O güzel lezzetlerden biri erişteli pilav. Evet. Eriştemiz var, pirincimiz var. Pirincimiz var. Şimdi biz izleyicilerimize şu anda iki ölçü, şimdi gösterdiğim su bardağıyla pirinci yıkadık, hazırladık. Yanı başımızda üç ölçüde su kaynıyor. Şimdi hemen pirincimizi dökeceğiz oraya. Salma usulü, haşlama usulü yapıyoruz pilavımızı. Haşlama. Kaynayan suyun içerisine pirincimizi ilave ettik. Evet, şimdi tuz da ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı, şöyle seyircilerimize gösterelim. Tuzla. Haşlanmasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatacağız. Zeytinyağı da dökelim. Parlaklık versin. Güzel. Kapağını kapattık. Güzelce kaynatalım bir 5 dakika. Evet, lapa şeklinde olacak. Tamamen pirinç çekmeyecek. O sulu haliyle tekrar pasta, kek kalıbına koyar gibi. Bir sıra pirinç lapası, arasına erişte, üstüne haşlanmış yine pirinç ama tereyağı gezdiriyoruz. Lezzeti, hikmeti orada. Oo, bunu haşlamıyoruz o zaman. Haşlamıyoruz. Çıtır çıtır arasında. Çıtır çıtır harika oluyor. Ay seni çok sevdim. Neler neler yapıyoruz. Varlık köyünün hanımlarıyla birlikte erişteli pilav. Pirincimiz haşlansın, ardından süsleye süsleye. Kat kat yapalım pilavımızı. Evet. Güzel, suyunu çekmiş. Evet, 10 dakika. Çok kısa süre oldu değil mi? Harika. Hemen alalım isterseniz evet, onu şimdi kenara. Şimdi bunu alalım. Dibi tutmasın. Evet, hemen tereyağımızı alalım. Tereyağlı bol olsun. Bol olsun. Evet. Lezzetli olsun. Tereyağımızı da güzelce eritelim. Erişte. İki pirinç tabakasının arasına bol tereyağı ve erişte koyduk. Üzerine tekrar pirincimizi koyuyoruz. Sonra da servis tabağına çevireceğiz ve servis edeceğiz, evet. Değil mi? Şimdi buna bol tereyağı. Tekrar üzerine. Birkaç dakika daha bekleyeceğiz. Demlensin çünkü erişteler orada ıslanacak. Pirincin sıcaklığıyla ve tereyağıyla birlikte erişteler de yumuşuyor. Evet, buğuyla pişiyor şu anda erişteler. Bir 5 dakika demlendiriyoruz. Evet, demlenecek. Bunu ters çevireceğiz, sonra diğer lezzetimize geçelim. Evet, çaşura geçeceğiz. Çaşur yapalım. Evet, evet. Çaşur nasıl onu görelim. Çaşur bu değil mi? Evet. Bu dönem mi yetişiyor? Evet, şu anda sezonu. Herkes çaşur salamurası kurmak çabası içindeler. Ve kışlık ve çok özel bir yiyecek. Özel misafirlerimize çıkarıyoruz. Her zaman bulunmuyor bu. Harikasınız, canımsın benim. Harcını hazırlayalım. Bir yumurtamız var, unumuz var, tuzumuz var, kabartma tozu. Evet, kabartma tozumuz var. Hazırlayalım, şimdi, buyurun lütfen. Şimdi yumurtamızı çırpıyoruz. Bulamacımızı hazırlarken de yağımız kızmış olur. Evet, şimdi unumuzu alacağız. İşte hemen hemen şu göz kararı yapıyoruz. Şu anda ölçü veremiyoruz izleyicilerimize. Hı. Şimdi pardon. Çok tatlısın. Dur. Bir saniye. Geldi. Krep hamuru. Geldi. Krep hamurundan kalın, lokmadan ince olacak. Bunun tarifi bu. Tarifi bu. Evet. Süper. Biraz... Böyle doğal oluyor ya, çok hoşuma gidiyor sohbetler. Evet. Bir dakika dur, geliyor. Suyla birlikte. Evet, şimdi suyla çırpacağız ama hemen bir paket kabartma tozunu koyuyoruz biz buraya.
Tuzunu da isteğe göre, çünkü salamuru olduğu için şeyde tuzlu oluyor. Bulamacını biraz az tuzlu da yapabiliriz bunu. Bunu peki karıştırdıktan sonra dinlendirmek gerekiyor mu? Evet, 15-20 dakika dinlendirelim ki kızmış yağ, çaşırı batıracağız bu bulamaca, kabarsın, yağ çekmesin diye. Onun püf noktası da bu. Evet. Şimdi izleyicilerimize isterseniz bu bulamacı yapılışı bu. Ama daha önce biz hazırlamıştık. Hani yağımız kızarken isterseniz hemen. Süpersin. Evet. Profesyonel hanımlar bunlar vallahi. Yağımızın kızıp kızmadığını şöyle bir unutalım. Yağımız hazır. Evet. Şimdi canımcığım. Çaşırı alıyoruz. Bulamaca batırıyoruz. Şöyle. Şimdi kızınca yukarı çıkıyor. Öyle mi? Evet, yağ çekmiyor o zaman. O zaman çaşırları bulamaca batırıp bol kızgın yağda güzelce kızartalım. Evet. Çaşırlarımızı güzelce kızarttık. Evet. Harika lezzetler, çok merak ediyorum tadını. Onu o zaman tabağa alalım. Ben sıcak sıcak hemen masaya gitmek istiyorum. Evet. Hatice ablacığım. Çünkü alabalıklarım da pişmiştir. Onu da çok değişik pişiriyorlarmış çünkü. Evet. Toprak kapta değil mi? Biz çok özel yaparız, size hazırlayacağız dediler. Alabalıklar hazır. Birbirinden güzel lezzetler de yaptık. Ben şimdi sofraya gidiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Lezzetini de bekliyorum. Tamam. Hoşçakalın. Sağ olun. Güle güle yine bekleriz. Sağ ol. Çok özel lezzetler yaptık. Alabalık tesisinde balık pişirdik. Çok güzel görünüyor. Sonra Macara salatası yaptık. Ardından erişteli pilav hazırladık. Sonra da cadı dolması yaptık. Çaçır kızartması hazırladık. Aynı balık gibi duruyor. Çok güzel. Hemen şöyle elime almışken tadına bakmak istiyorum. Ay çok güzel. Muhteşem. Macara salatası. Ve cadı dolması. Çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Çok merak ediyorum. Acaba şimdi sırada Artvin'in hangi güzelliği var? Birlikte görelim. Harikasınız gerçekten. Merhaba. Merhaba. Ay selam.
Çok güzel çalıyorlar, çok güzel oynuyorlar. Artvin'deyiz. Artvin Belediyesi Halk Oyunları ekibiyle birlikteyiz. Dereceleri varmış, çok başarılılar. O zaman müzikle, eğlenceyle, halk oyunuyla lezzet haritası devam etsin. Kemalpaşa Balıkçı Barınakları. Balıkçılar dün akşam atmışlar ağlarını. Sabah erken saatlerde geldim. Ağ çekeceğiz. Bakalım balıklar çıkacak mı? Çıkan balıklar ne balığı? Sizinle birlikte tekne turuna gidip balıklar tutacağım. Hazır mısın kardeş? Beni bekliyor. Teknem beni bekliyor. Fatih ile birlikte denize açılacağız. Suya girdim. Suya girdim. Geldim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Ay, ne haber Fatih? Hoş bulduk, sağ olun. Açılalım mı? Açılalım. Haydi bakalım, gidelim, uzaklaşalım, balıklarımızı tutalım. Evet, ağımızı çekiyoruz şu anda. Gelsin balıklar, bakalım hangi cins balıklar çıkacak? İstavrit mi o? Evet, istavrit. Aman Allah'ım. Barbun da var. Barbun evet. Hangi cins balıklar çıkar şu dönemde Fatih kardeşim? Eşkina, kötek, maryoşkil. Mırmır. Mırmır evet. İşte karagöz. Oo çeşit evet. Çeşit. Yaz sezonu olduğu için çeşidimiz bol yani. Çeşit bol evet. Maşallah. Bereketli dönemdeyiz değil bereketli mi? Bereketli dönemdeyiz. Geçen seneye göre daha iyiyiz. Daha iyi Allah'a harika. Olsun. Güzel. Evet. Balıklarımızı toplayalım. Sonra Nurdan abimin yanına gideceğim. Topladığımız balıklardan güzel lezzetler yapacağız. Bakalım hangi balıklar, ne gibi lezzetler olacak? Birlikte görelim. Ben çok ıslandım. Balıklar burada. Şimdi Nurdoğan abimle bunları güzelce pişirmeye gidiyoruz. Hadi gel abim. Gidelim. Nurdoğan abimle hazırlıklarımızı yaptık. Tutmuş olduğumuz balıkları güzelce temizledi, hazırladı, tabaklara koydu. Evet. Canım abim, şimdi hangi balıkları tuttuk? Tek tek sen bize söyler misin? İstavrit. Hı. Dişli karagöz. Maruşkin, ekşina derler buna. Mırmır. Bu Marmara'da olur ama yolunu şaşırmış buraya gelmiş. Ege'nin çünkü şeyidir evet, değil evet, mi? Ege evet. Denizi'nin. Bu karagöz. Dişli karagözle karagöz farklı farklı ama aynı familyadır yani şey olarak. Hı. Yeşil izmarit. Barbun. Barbun. Şu anda bugünlerde yakaladık. Harika soğanım var. Evet soğan. Mısır ekmeğim mısır ekmeği. Var. Cadı da diyebilirler cadı. Ona. Cadı diyorlar mısır evet. Ununa çünkü salatam var, taze soğanım var, halka soğanım var. Ekmeğim de hazır çünkü ben ekmek arası yemek istiyorum. Olur. Kızartalım mı ızgarada? Yapalım. Evet. Çevire çevire. Yapalım. Mis gibi kokular sardı Hopa sahili. Şimdi tamam, pişenler var mı? Şu anda barbon erken olduğu için barbonumuz pişti. Barbonumuzu verebiliriz. Oo. Şöyle vereyim ben size. Çevirelim isterseniz. İstavitimizi koyabiliriz. Şöyle de istavitimizi koyalım. Aman Allah'ım. Şöyle ekmeğin arasına şu... Şöyle ekmeğin arasına dişli karagöz verelim. Kılçığını alınmış. Siz isterseniz yemeğe devam edin. Ben başlıyorum. Ben biraz daha pişireyim bunları. Bana afiyet olsun. Yiyemeyenlere de nasip olsun. Teşekkür ettim abim. Afiyet olsun.
ekibine bağlı olan Naldöken köyünde Ulun ablacığımın yanına geldim. Çünkü ekmek yapıyormuş ama ekmeği çok özel bir kapta yapıyormuş. Pleki diyorlar adına. Burada gördüğümüz kapta nasıl yapıldığını anlatacağız. Ekmeğimizi nasıl hazırladığımızı anlatacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, canım benim. Ateşi yakıyorsun. Evet. Ekmeği bunun üzerinde hazırlıyorsun. Ateş orada pleki yanıyor. Ekmek ekmek sonra kızacak, onun üzerinde hazır. Bunları da hazırlayacağız. Güzel. Bunları nasıl yapıyorsun peki? Onun toprağı var, özel toprağı. Daha sonra onu yarım saatlik bir süre içerisinde hasıl ederiz. Ayağımızla ezeriz. Daha suyla çamur haline getiriyoruz. Suyla çamur haline getiriyoruz. Daha sonra onu 15-20 dakikalık bir süre içinde yapıyoruz. Yani bu hale getiriyoruz. Şekil veriyorsun. Şekil veriyoruz. Ondan sonra da 2 ay kuruduktan sonra yakma aşamasına geliyor. 2 ay kuruyor. 2 ay kuruyor, evet. Güneşte mi? Hayır, serin. Fazla sıcak da olmayacak, fazla soğuk da olmayacak. Orası rüzgar nem de almayacak. Öyle ortamı çok özel olmalı. Her yerde olmuyor. Hı. Ondan sonra işte 2 ay kuruduktan sonra öyle yakıyoruz. Daha sonra da böyle hazır hale geliyor. Peki hamurunu nasıl yaptın? Hamurunu tuzla mayayla. Un, su, tuz, maya. Evet. Un, o kadar. Un, su, tuz, maya. Ne kadar güzel mayası gelmiş yalnız. Pofidik pofidik. Evet. Böyle kabarmasını indirmeyi çok severim. Hı hı. Şekil verelim mi? Çok ciddisin aşkım. Ekmeğin şeklini verelim mi? Verelim, verelim. Evet. Ay kıyamam. Heyecanlandı. Ay, onun da özel teknesi var. Evet. Bunu ne yapacağız? Onu da bunda yapıp bana çıkaracağım. He, oradan yapıştırması daha mı kolay? Evet. Güzel. Ekmeğimizin şeklini verelim. Evet. Sonra da plakiye yerleştirip ateşin üzerine güzelce pişirelim. Evet. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz hayatım? Şimdi bunları indireceğiz. Bunu içine koyacağız. 15-20 dakika pişecek. Harika. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk defa şahit oluyorum sizinle birlikte. Dakika pişecek. Evet. O zaman güzelce pişsin. Ben de o arada senden istesem. Sen çünkü tereyağını falan kendin yapıyorsundur. Hı hı. Böyle hı hı. Köy tereyağıyla sıcak ekmeğimi güzelce yesen. Hı hı. Getirelim. Hı hı. Olur mu? Olur canım. Niye olmasın? Canım benim. O zaman ekmeğimin pişmesini bekleyelim. Mıdır? Oldu, arada oldu. Çünkü açıp açıp kontrol ettik. Şöyle arada bir çevirdik. Çok güzel olmuş. Oh. Aman yanmayasın. Dumanı üstünde. Sadece ekmek mi yapıyorsunuz plakide? Hayır, et de yapıyoruz. Burada lenger kebabı deriz. Onu yapıyoruz. Hani şey türleri böyle gevrekli deriz. Hani her türlü. Aa, ne güzel. Fırında pişebilen burada da pişebiliyor. Aa. Evet. Fırın yemekleri. Yani olabiliyor. Ay, çok sıcak. Çok da lezzetli oluyor. Of! Aman aman aman, çıtır 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 da çok sıcak. Beklesek azıcık mi? Azıcık beklemesi gerekiyor, evet. Acele ettim galiba. Hı hı, azıcık beklemesi gerekiyor. Ay çok güzel, çıtır çıtır. Tereyağım da geldi, peynirim de geldi. Canımsın. Ben şimdi bu tereyağlı ekmeğimi bir güzel yiyeceğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah teşekkür gönlüne ederim. Göre versin. Sağ olun. Canımsın benim. Daha neler göreceğiz bakalım Artvin'de. Her yöremizin başka başka güzellikleri var. İlçesine bağlı Kaşıkçı köyü. Sesleri duyuyor musunuz? Sadece ben duymuyorum değil mi? O zaman eğlenceye, birbirinden güzel lezzetler bizi bekliyor. Thank you.
harikasın. Tulum'a sesine bayılıyorum. Süpersiniz. Çok güzel bir köye geldik. Artvin merkezden 4 saat mesafede Ardanuç'a bağlı Kaşıkçı köyünün bugün misafiriyiz. Selam olsun. Selam olsun. Canlarım ya. Ne güzel oran oynuyorlar. Kadını, erkeği. Hepsi de çok keyifli. Önlükler dikkatimi çekti. Rengarenk. Evet, sizin için. Bizim için mi? Evet, sizin için hazırladık. Çok tatlısınız. Yemekler mi yapacağız? Evet, yemekler. Güzel, güzel yemekler yapacağız. Güzel yemekler yapacağız. Harika. O zaman hanımlarla birlikte hazırlık yapılan yere gidelim. Birbirinden güzel lezzetler yapalım. Acaba o lezzetler neler? Birlikte öğrenelim. Hadi gelin. Hadi gelin. Beni çektik değil mi? Hazırlık yapmışlar. Upuzun bir sofra. Özel bizim için. Bizi gelecek diye önlükler yapmışlar. Buralarda da küpürler var. Evet. Çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Canlarım benim. Teyzeciğim merhaba. Çok teşekkür ederim kızım. Merhaba. İsmin nedir? Hürriye. Hürriye. Hürriye teyzeciğim. Sen bize ne yapacaksın? Lenger kebabı yapacağım size. Lenger kebabı. Evet. Ne eti kullanacaksın? O kuzu eti. Kuzu eti. Neresi kuzunun? Butu. But kısmı. Burada patateslerimiz patatesi, var. Domatesimiz var. Biberimiz var. Bir tane de soğanımız var. Evet, bir tane de soğanımız var. O zaman hemen hazırlamaya başlayalım. Lenger kebabı nasıl oluyor? Hürriye teyzeciğimden öğrenelim. Başlayalım annem. Etimizi bununla dövdük. Zırhla? Zırhla dövdük. Döveceğiz mi daha? Zaten hazırladım. Hazırladın. Ha şunu gösteriyor bize. Gösteriyorum size. Tamam. Böyle baharatlarını katmış annem. Evet. Onu böyle küçük zırhiyesi var. Zırhiye ile güzelce geçirmiş. Evet. Kıyamam ben sana. Ha canım benim. Şimdi ne yapacağız anne? Şimdi patateslerimizi doğradık. Doğradın. Evet. Ben de yardım edeyim sana. Dur. Dur kızım. Ben yapayım. Dur kızım ben yapacağım dedi. Al annem. Kendi elleriyle hazırlayacak. Burada zaten halka halka 3 tane patatesi doğramış. Bir tane kalmış. Onu da doğruyoruz. Etlerimizi zırhiyeden geçirdik. Göstermek için. Çözmüş işi. Heh süpersin. Tamam. Şimdi bunların baharatını katacağız. Tamamdır. Nane. Toz nane. Tamam. Karabiber. Kızım bunun şeyi verdi. Çay kaşığı. Verdi. Yanma annem sen. Yeter mi? Yeter. Yetti. Pul biber. Evet. Yeter mi? Yeter. Tamamdır. Yağ. Yağ ne kadar? Yarım. Çok katma. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Tuz. Tuz. Kaya tuzu. Evet. Güzel. Sıvı yağla birlikte baharatlarımızla patateslerimizi güzelce karıştırıyoruz, ovuyoruz. Her yerine nüfuz etsin diye. Evet. Şimdi tepsimize dizeceğiz. Evet. Bunun her şeyini koyduğumuz için şimdi bunu koyacağız. Güzel. Onu da yaydık. Yaydık. Şimdi bundan düzeceğiz. Tekrar patatesli harcımızdan. Evet. Patateslerimizin üzerine de domateslerimizi dizdik. Şimdi sıra biberlerde, ardından soğanda. Bizim lenger kebabımız. Hazır. Küçük tuz koyacağım. Tuz. Ben şöyle ufak edeyim onu. Şöyle anneciğim. Şimdi bunu ağzını kapatacak mısın fırına verirken? Bunun ağzını kapatmayacağım. Piştikten sonra kapatacağım. Piştikten sonra? Biraz pişecek. Ne kadar süre pişecek? Et pişene kadar pişsin biraz. Bunların üstü kızarana kadar kızaracak. Et altında geçmişti o için. Kapatacağım folye kağıdını. Kapattıktan sonra tekrar mı fırına vereceğiz? Evet. Ne kadar sürede pişiyor toplam? 45 dakikaya pişer. Aa güzel. Biz diğer lezzetlerimizi yaparken o zaman Hürriye teyzeciğim lenger kebabını fırına versin. Fırında bir güzel pişsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz anne. Tamam görüşürüz. Tamam.
size geldi. Evet. Canım ismin nedir? Süheyla. Süheyla ablacığım ne yapacaksın bize? Şimdi tutmaç çorbası yapacağım ben size. Suyumuz kaynadı. Oo, hazır evet. Suyumuz. Tutmaç çorbasının malzemelerini sayalım öncelikle. Tutmaç kesmemiz, yağımız, tereyağımız, doğal, tuzumuz, pul biberimiz ve süzmemiz. Lor. Süzme yoğurt. Kaynayan suyumuz şimdi, var ne yapıyoruz önce? Önce bunu döküyoruz içine. Hamurumuzu. Kaynaması için hamurumuzu. Bu kaynayacak burada. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra süzme lorumuzu dökeceğiz üstüne. Şimdi kaynayacak, pişecek. O zaman bekleyelim. 15 dakika tutmaç çorbamız, tutmacımızı attık. Evet. Güzelce kaynasın, sonra da devam edelim. Süheyla ablacığım yoğurdu suyla biraz inceltti. Evet. Makarnamız da güzelce kaynadı. Evet. Şimdi içine ilave i̇çine ediyoruz. Dökeceğim şimdi karıştırarak. Yavaş yavaş evet. Kesilmesin diye. Tabii. İçini ilave ettikten sonra pişirmek gerekiyor mu? Yok, devam gerek etmek yok. Gerekiyor gerek mu? Yok. Şimdi yağını eriteceğim bundan sonra. Tereyağında pul biber ve nane. Evet. Yakacağız, üzerine ilave edeceğiz ve tutmaç çorbamız hazır. Evet. Evet. Harika, biraz çok güzel. O zaman siz onu burada yapmaya devam edin, ben yan tarafa geçeyim, olur mu? Kolay gelsin. Geç. Geçemedim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Mahmure. Mahmure teyzeciğim, siz de bir su kaynatıyorsunuz. Evet, ben ne de, yapacaksınız? Ben de aynı çorbanın makarnasını yapacağım, ev yapımı. Ev yapımı? Ev yapımı, makarna pişireceğim. Ay maşallah. Yine içine atacağız, evet, haşlayacağız. Haşlanacak. Bunu süzeceğiz, sudan geçirip tekrar tereyağını eritip tepsiye yayacağız. Hı. Arasına peynir koyacağız, bu köy çift peynirini. Özelliği ne o peynirin? Köyünüzden hazırlanıyor. Evet, köyümüz, memleketimizin peyniri. İnek sütünden mi? İnek sütünün hepsinden olur. Yalnız yağ alınmış peynir o. Yağsız peynir. Yağsız peynir. Çeçil peynir. Çeçil peynir, evet. Güzel. O zaman önce haşlayalım. Tamam. Sonra da soğuk suyla süzelim. Tepsimize dizelim. Ardından devam edelim. Teyzeciğim makarnayı güzelce haşladı, sonra süzdü. Bir taraftan tereyağımız eriyor. Tereyağının birazını tepsimize koyduk. Yapışmasın. Ya şimdi makarnanın yarısını dolduracağım tepsiye. Üzerine peynir, üstüne tekrar peynir makarna. Evet. Yani peynir arada olacak. Arada olacak, yanmasın fırında. Onu sıcak fırın dedin. Fırınlanacak. Fırına vereceksin. Fırın sıcaklığıyla mı eriyecek demiştim tabii, bunu, ben de. Yok, tamam. Yok, fırında eriyecek o. Şimdi azıcık yağlandıracağım bunu. Oh mis gibi. Şimdi peyniri ilave edeceğim. Yağsız peynir. Yağsız peynir, evet. Biraz da peyniri bol olursa daha güzel evet, olur. Evet, hepsini koyalım. Bol malzemeli olsun. Evet. Bol lezzeti, bol olsun. Hı hı. Peyniri eriyor, kayboluyor içinde zaten. Oo. Bunu kuzine şimdi, sobasına mı yoksa? Kuzinede de olur, normal fırında da olur, hepsinde olur. Burada kuzine olduğu için kuzinede daha güzel oluyor hızlı olduğundan. Tabii. Hı. Makarnamız hazır. Fırına gidecek. Şimdi üstünü de yağlayacağım bunun ezgiyanım. Sonra ne kadar fırına kalacak verilecek fırında? Şöyle 5-10 dakika durup üstü kızarıncaya kadar. Oo. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun canım herkese. Ne kadar pratik. 3 tane pratik lezzet yaptık. Lengel kebabı yaptık. Tutmaç çorbası yaptık. Bir de makarna yaptık ama makarnayı sadece haşlayıp yoğurtlamadık. Çok özel oldu. Arasında peynirli, bol tereyağlı ve fırına gidiyor. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Acaba yandaki ablacığım bize ne yapacak? Bunu kolay gelsin. Sen bunu fırına götür, tamam. Olur mu? Teşekkür. Ben şuradan geçeyim. Tamam. Selam. Aleykümselam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Masmavi gözler maşallah. İsminiz nedir? İsmim Gülhan. Gülhan ablacığım ne yapacaksınız bize? Ben de şimdi cadı gevreği yapacağım sizlere. Cadı gevreği dedi çünkü Artvin'de mısır ununa mısıra cadı deniliyor. Mısır gevreği olur da Artvin'de cadı gevreği olmaz mı? Herhalde olur. Herhalde. Canımsın. Evet sen benim canımsın. Ah çok güzeller. Ne yaptın burada tencerenin içinde şimdi, aşkım? Bunda kaymağımız var. Ne kaymağı? Süt mü? Süt kaymağımız da. Sadece saf. Saf. Bu nedir? Bunda hafif karbonatımız, tuzumuz, mısır unumuz. Cadı. Cadı. O zaman hemen yapalım. Evet. Ya haydi yapalım hemen. Haydi yapalım. Kaymağa bakın. Kaymağı. Aman Allah'ım. Lezzeti kaymaktan geliyor. Evet. Sizin mısır evet. Unumuz da çok güzel. Evet, evet. Mani demeye geldim, kaymak yemeye geldim. Meramım kaymak değil, sizleri görmeye geldim. Ah canım benim çok tatlısı. Öpeceğim gel. Ben de sizi öperim. Mis gibi.
Şöyle hepsini bir arada karıştırıyoruz ve misir unumuzu veriyoruz. Kıvamı gelinceye kadar. Bir harç yapacağız, sonra onu buna yayacağız, pişireceğiz. Evet, evet. Ne kadar pratik. Ay ne güzel bir kıvam aldı. Çırp annem. Hamurum da kıvamlı. Güzel. Bunu yakayım mı annem? Hayır, bu da fırına vereyim. Ha fırına? Evet, bu da fırına. Ay ne güzel. Kuzinemiz doluyor doluyor taşıyor bugün. Kaymak, mısır unu, bir paket karbonat ve tuzla birlikte karıştırıldı. Tepsiye dökülüyor, fırına gidiyor. Ne kadar evet. Pişecek annem? 20 dakika pişti, yeterlidir. Harikasın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun inşallah. Uğurlarken de var mı bir manin? İllaki olur. Ay hemen. İllaki. Şimdi değil, uğurlarken söyleyeceğim size. O zaman masada. Bak, evet. Tamam mı? Sen evet. Düşün. Sizin hatta türkü falan bileniniz var mı? Söyleyeceğim. Türkü de söyleyeceğim size. Bakar mısınız neler biliyorlar. Teşekkür evet. Ediyorum. Biz teşekkür görüşürüz aşkım. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür canım. Ettik. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Ne var ne yok? Sağlık yaramazlık yok. Sizde ne var ne yok? Bizler de hoş iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmin nedir? Sema. Sema ablam ne yapacaksın bize? Ben hasuta yapacağım. Hasuta. Evet. Hemen şunu söyleyeyim. Hasuta tatlısı denilir Artvin'de. Aynı tatlıya Kayseri'de aside tatlısı, Erzurum'da haside tatlısı denilir. Evet. Nasıl yapıyoruz? Neler kullanıyoruz? Tereyağı, nişasta, dut pekmezi, sonra şey toz şeker. Toz şeker çok besleyici. Evet. Değil mi aşkım? Tereyağını da koymuş. Çok az koydum. Heh. Daha sonra eritip... Tabak üzerine de koyacağız. Evet. Evet. O erirken bir suyla şeyi açacağız bütün malzemeyi. Bir kase suya bir kase toz şeker. Evet. Yaklaşık bir kase kadar nişasta. Birkaç kaşık da pekmez. Dut pekmezi. Evet. O nişasta sayesinde çok güzel bir kıvama geliyor. Evet. Yağdan sesler gelmeye başladı. Yağımız oldu biraz. Şunu şöyle. Oh. Yani bugün soframızda Kaşıkçı köyünde noktayı hasuta tatlısıyla koyacağız. Evet. Şimdi bunu bu şekilde karıştıra karıştıra evet. Bir kıvam veriyoruz değil evet. Mi? Evet. Daha sonra bir şeyde yağ eriteceğiz. Tekrar tereyağı. Tereyağı tabaklarımızı alıp servis yapacağız. Güzel. O zaman karıştıralım. Kıvamını da görmek istiyorum çünkü. Evet. Ardından devam edelim. Çok güzel bir kıvama geldi. Göz göz olmaya başladı. Evet. Değil mi? Burada ben de tereyağını erittim. O kadar güzel kabardı ki. Şimdi ne yapıyoruz? Tabakların dibine biraz... Oo, şöyle yukarıdan doğru yap da böyle kıvamı görünsün. Ellerine sağlık. Tereyağı döküyorum. Hasutanın üzerine. Nasıl annem? Heh, aralarına girsin diye evet, değil mi? Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yan tarafa geçeceğim. Ne yapıyorlar orada? Ekmek mi yapıyorsunuz? Evet, ekmek yapıyoruz. Sen yapıyorsun orada kızartıyoruz. Evet, kızartıyoruz. Canım merhabalar. Merhaba canım. Ellerinize sağlık. Un, su, tuz mu, mayalı mı? Un, tuz, maya. Maya. Evet. Güzelce şekil yapıyorlar ve yağsız olan tavada güzelce önlü arkalı pişiriyorlar. Tereyağı sürüyoruz. Tereyağı sürüyoruz. Afiyetle yiyoruz. Evet. Sofrada olacak mı? Evet. Ay canımsınız benim, gül öpeyim. O zaman gelsin de öpeyim aşkım. Her yere yetişmem lazım. Ekmekler de hazırlanıyor sıcak sıcak. Yemeklerimizi de hazırladık. Kimisi kuzine sobasında, kimisi fırında. Onlar da şimdi pişecekler. Şimdi o zaman sofra hazırlamanın vakti geldi. Yemek yapan hanımlarımızla birlikte sofranın başında bir araya gelelim. Bakalım yaptığımız lezzetler nasıl olmuş? Başka Kaşıkçı köyümüze özgü lezzetler neler? Birlikte görelim. İlçesine bağlı olan
Kaşıkçı Köyü'nün bugün misafiriydik. Çok güzel karşılandık. Tulumla, horon oynayarak karşılandık. Ve hanımlarla birlikte çok güzel lezzetler yaptık. Neydi o lezzetler? Tutmaç çorbası hazırladık. Köy peyniriyle tereyağlı fırına verdiğimiz makarnamız var. Sonra anneannemin yapmış olduğu lengel kebabımız var. Sonra cadı gevreği var, mısır gevreği. Çok güzel böyle kabarmış çünkü bir paket karbonat atmıştık. Fırında çok güzel olmuş. Bir de hasuta tatlısı yapmıştık ama soframızda topladıkları çiçekler aşağı köyden geldi. Evet. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Süslemiş masamızı. Tatlılar var. Dilber dudağı var. Sonra neydi o aşkım? İrmik tatlısı var. Baklavalar var. Cevizli, fıstıklı. Katmer var. Kete var. Dolma var. Lokma var. Ben öncelikle tutmaç çorbasıyla başlamak istiyorum. Ellerinize sağlık. Canım çok güzel olmuş. Gelelim anneanneciğimin kebabına. Senin elindeydi o. Herhalde güzel olmuştur annem. Zırhtan geçirmiş bir de. Etim. Yemeklerimiz çok güzel olmuş. Diğer yemeklerimiz de şimdi hep beraber köy halkımızla birlikte masanın başına oturacağız ve yemeğe devam edeceğiz. Gülhan ablacığım bize türkü sözü vermişti. Önce senden bir türkü dinlesek. Ardından Özgür kardeşim var orada tulumuyla. Onunla da devam etsek. Karşıda mısır tarlada parla sevdiğim parla. Yakına gelemesen de uzaktan mendil salla. Ağzına sağlık. Maşallah. Çok güzel bir yere geldik. Çok güzel insanlarla tanıştık. Birbirinden özel lezzetler yaptık. Maniler dinledik, türküler dinledik. Çok keyif aldık sizinle olduğumuz için gerçekten. Bugün Artvin'in güzelliklerini sizlerle paylaştık ama Artvin'e doyamadık. Çünkü Artvin'de daha yapılacak birçok lezzet, tadına bakılacak birçok yemek ve gezilecek birçok yer var. Yarın da tekrar Artvin'in güzellikleriyle sizlerle olacağız. Özgür kardeşim, senin tulumunla programımıza veda edelim mi? Lütfen. Buyurun. Hoşçakalın.